Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bugünkü videomuz yolculukta geçecek. Bir de kınamız var. Özlem'i belki tanıyorsunuzdur. Ablamların kuzeni. Onun halasının kınası var. Biz de oraya gidiyoruz. Adapazarı'nda oturuyorlar. Oraya gitmişken belki hatırlarsınız önceki vloglarımda Hamiyet halam trafik kazası geçirmişti. Ama Allah'a şükür iyiydi. Yine iyi. Onu ziyaret de edeceğiz. Hem hasta görmeye hem düğüne, kınaya gideceğiz. Bugün kına var, yarın düğün var. İkisine de katılmayı düşünüyoruz inşallah. Hatta bugün Zeynep'lerde kalacağız. Belki Zeynep'i tanıyanlarınız vardır. O da kendisi YouTube kanalı var. Birkaç kere paylaşmıştım. Yine aşağıya linkini bırakırım Zeynep'in. Onlarda kalacağız bugün. Yağız Alp var. Yağız Alp ile Özgü Duru'yu hatırlarsınız belki. İki anneli bir çocuk diye bir vlog çekmiştim. Yağız Alp ile Özgü tekrardan kavuşacak. O yüzden güzel bir gün olacak. Güzel bir hafta sonu olacak inşallah. Şimdi yoldayız. Kendi ilk arabamızla. Kim o? Arkadaşım. Arabamızla ilk defa uzun yolculuğa çıkıyoruz İzmir'i saymazsak. Sevgili annem de bize katıldı. O da burada. Merhaba anneciğim. Şu an dua okuyor. Her yola çıkarken dua okuruz mutlaka. Ama kemerini takmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Evet, anneciğim kemerini takar mısın? Bak durduracağım arabayı, takacağım. Yavrucuğum şeyi yok. Kemer bozukmuş. Yok arkada kalmış. Dur, evet. Gerçekten duracak mısın? Gerçekten durdu. Anne ne kadar değişik bir yolun var ya. Evet. Çok basit ki. Gerçekten aradım bulamadım. Yani kemer yoksa bu arabayı satarım yani. Peki. O zaman yolculuğumuz değişik bir şekilde başladı. Bakalım günümüz nasıl geçecek? Köfteci Yusuf'a geldik. Bir yemek molası verdik. Zaten mola yerimizin olmazsa olmazı Köfteci Yusuf. Özgür'ün mamasını yapmıştım, evde hazırlamıştım. Hatta şu mama çantası. Bunun içinde yoğurdu var, meyve püresi var, sebze çorbası var. Özgür'ü de burada mama sahnesine oturtturduk. Şimdi onu yedireceğim ilk başta. Sonra ben yiyeceğim inşallah. Anneciğim. Kalkmak istiyor. Aşk o. Kendini gör. Anneciğim kim var burada? Yemekleri yedik. Özgü Duru da dahil. Şimdi yolumuza tekrardan döndük. Özgü Duru uyuyacak. Çok uykusu var. Hadi uyu bakalım otuk olduğunda. Ne oldu? Bugün biraz zorlu bir gündü. Özgü Duru için de bizim için de. Bağırsaklarıyla ilgili problem yaşıyoruz Özgü Duru'nun. Kabız oldu bayağı. O yüzden hiç keyfi yok. Biz şimdi halama geldik. Halamın evindeki şu dekoru size göstermek istiyorum. %100 elemeymiş. Fulya yapmış. Bunları böyle marangozdan bulmuşlar. Deldirmişler. Halatıp asmışlar. Böyle bir süs olmuş. Çok mantıklı. Gerçekten çok güzel. Yani YouTuber. Halam da arkamda reklamı yapıyor. Evinde şöyle bir ortada bir merdiven var. Bunu daha yeni bu aylarda yaptırdı. Şimdi birlikte üst katına çıkalım. Gerçekten ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Halamın iki tane kızı, bir tane de oğlu var. Kızları benimle eşit. O yüzden bu üst kat tamamen çocukları için ayrılmış. Gerçekten hayalimdeki ev. Şöyle bir üst katım olsaydı. Tabii daha inşaat olduğu için henüz tamamlanmadı. Şöyle bir holi var. Şurada çatı katı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir kızın odası burası. Dolap ve yatak var. Henüz daha camlar yapılmadığı için böyle bir şey asmışlar şimdilik geçici. Ama gerçekten çok güzel. Küçük ama gerçekten çok tatlı bence. Bu da diğer kızın odası. Birebir aynı odalar zaten. Sonra devam ediyoruz. Böyle bir holi var. Merdivenlerden çıkınca şöyle göstereyim. Halıları yalnız çok güzelmiş. Burada bu banyo, tuvalet banyo var. Şöyle. Burası tuvalet banyo. Şu
Suyu kapatamıyorum ya. Tuvalet banyodan çıkınca yine düz devam ediyorsunuz. Burada Eren'in küçük yeğenimin odası var. Burayı da mutfak yapacak halam. Böyle buraya bir tezgah gelecek. Şimdilik böyle bir masa koymuş. Buralar yine camlar daha tam olmamış tabii ki. Düz devam ediyorsunuz. Burada böyle bir oturma odası yapmış buraya. Kızların, kuzenlerimin arkadaşları falan çok olduğu için onlara böyle bir alan yapmış. Gerçekten hayalimdeki ev ya. Ben de böyle gençken falan arkadaşlarım geldiğinde böyle bir yer hayal etmiştim. Halamlar yapmış ve olmuş. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Şöyle. Buraya da böyle renk renk sandalye yapmışlar. Boyamışlar. Daha doğrusu bunlar eski sandalyeleri. Eniştem bunları boyamış. Buralara daha minder gelmedi tabii. Daha minder seçemedi halam kazandan dolayı. Birçok şey yarım kaldı. Ama zamanla tamamlanır. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Gerçekten iki katlı evin en güzel yanı çatı katı bence. Manzarayı görüyor musunuz? Adapazarı'nda Maltepe diye bir yerde, yukarıda bir yerde yaşıyor halamlar. Çok çok güzel manzara. Yani bence buraya asla bir şey asmasınlar. Gerçekten. Ben böyle manzaralı evlerde camların açık olmasını daha çok seviyorum. Yani tül perde gelmesin. Yani mahremlik açısından bir sıkıntı yoksa. O yüzden halamlar da öyle yapmış. Aslında burayı böyle boydan cam yapsalarmış daha mı güzel olurmuş acaba? Bence fikrim. Sanırım bunlar da spot. Çok güzel olmamış mı ya? Tam böyle çatı katı sadece çocuklarına ait. Aşağı katlar zaten halamın ve misafirler için ayrılmış. Çok güzel, güle güle kullansınlar inşallah. Evet arkadaşlar, biz şimdi halamdan çıktık. Halamın durumu gayet iyi. Gerçekten bayağı düzelmiş. İnşallah daha da iyi olacak. Tabii hemen böyle toparlanması kalkması mümkün değil. Çünkü doktor en az 3 ay yani yataktan bile kalkamazsın demiş. Ama halam Allah'a şükür hani kendi ihtiyaçlarını görüyor, namazını kılıyor. Hareket ediyor yavaş da olsa. O yüzden yine de bir şükür diyoruz. O yüzden halamı iyi gördüm. Eniştem de gayet iyiymiş. Murat da eniştemin yanına gitti. Arabanın bakımları vardı. Eniştemin de kolu falan iyi durumda. Çok şükür atlattılar. Allah bir daha kimseye kaza bela vermesin. Şimdi biz kına evine doğru ilerliyoruz. Anne sen üstünü değiştirecek misin? Kararsızım ya, bilmiyorum. Ben yanımı aldım ama ben de kararsızım. Ben de aldım ama kararsızım. Ben çok spor giymişim değil mi? Ne olacak sen? Kınalık olmaz değil mi? Bakarız. Duruma göre. Benim de hiç giydesim yok. Ben de çok üşeniyorum bu konuda ama. Ben şu an kendim çok güzel gördüm de. Bu yüzden değiştirmeyebilirim. Ben nasıl rahatsam öyle güzelimdir. Evet. Anladın mı? Anladım. Başkası için giyineyim yapmam yani. Sen gayet şıksın nasıl zaten. Nasıl rahatsam öyle güzelimdir. Yok yok, sen şıksın. Ben spor ayakkabı falan var ya, onun için dedim ben kendim için. Annem kendini övmesi. Ben gayet güzelim. Gayet şıkım yani. Rahatım ya. Şıkım. Şıksın canım sen. Erkekler için hiçbir şey değişmiyor. Aynı. Aynı sen sayın ama. Pantolon, tişört. Erkek yok zaten kanada. Evet. İyi ya, kız kıza belki eğleniriz. Çerez yeriz daha. Sen yemeyeceksin. Sen gelmeyeceksin hoş. Getirirsin bana biraz. Bu da nereye gitsem Mevlüt'e gidiyorum pilav istiyor. Kına'ya gidiyorum çerez istiyor. Ama Mevlüt pilavının yeri ayrı şimdi yani. Onun tadı bir başka. Şifalı. Evet. Gerçekten güzel. Mevlüt pilavını ben bile yiyorum. Özge normalde hiç pilav yemiyor. Hiç değil. Yine biraz yiyorum çok artık. Çok az. Eskisi gibi. Bana göre hiç yani. Sana göre hiç canım. Ben her gün yediğim için. Aynen. Yok, ben her gün pilav yemek istemem. Zaten pilavdan da çok hoşlanmıyorum ama Mevlüt pilavları favorim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Karanlık çöktü fark ettiyseniz. Murat ne kadar ışığı açsa da bence fark ediliyor. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Annem çok eski şofördür. Evet. Biz daha ilkokuldayken bizi okula götürüp getiriyordu. Yani uzun yol tecrübesi de var. Kocam sağ olsun. Evet, şimdi anneme arabamızı bir deneme şansı verdik. Bakalım beğenecek mi? Yo, çok güzel oğlum, çok rahat. Güzel yani, mi anne araba? Güle güle kullanın, kazasız belasız inşallah. Hayırlısıyla kullan. Nasıl gidişi? Çok güzel yani, maşallah, subhanallah. Anne bayağı hızlı yapıyorsun şu an. Niye? Benden daha yavaş geldiği sandım oraya. Daha yavaşladım. Kına mekanına geldik biz.
gelinin görümcesi. Teyzemin görümcesi de. Yok, senin gelinin oluyor ya. He. Öyle olmuyor muydu? Hayır. Nasıl oluyordu? Ben onun yengesiyim. Evet. Merhabalar. Esma'cığım, kanalın hayırlı olsun. Seninle daha görüşemedik. Teşekkür ederim. Tanıtırken görüşürüz. Tamam, inşallah. Bakın burada kim var? Bak. Bak. Yüzen. Aynı babası. Aynı. Kına evindeyiz. Kına evi değil. Kına salonundayız. Kına'nın başlamasını bekliyoruz. Kızımın kombini bu şekilde. Pembe bandanası, siyah yeleği ve beyaz şu gümüş elbisesi ve gümüş ayakkabılarıyla. Bandanasını da şeye uydurduk. Ayakkabısının üstündeki pompona. Şuna. Kokona ya. Ya sen benden daha mı süslü oldun? Kız evlat. Geldik. Zeynep'e geldik. Zeynep'i bence tanımayanlarınız yoktur. Eğer hala tanımıyorsanız şuraya adresini ve açıklama kısmına Zeynep'in YouTube linkini ekleyeceğim. Kendisi de bir YouTuber. Yeni bir YouTuber. Aramıza yeni katılanlardan. Ama gerçekten çok başarılı. İnşallah daha da çok yükselecek. Şimdi biz Zeynep'in evine geldik. Bak, bilin bakalım mutfakta kimler var? Zeynep bugün böyle mi olacak? Biz oturacağız, bunlar çalışacak mı? Biz kınada oynadık ve yorulduk. Açıkçası ben yoruldum. Sen ümitli misin peki? Vallahi ben patatesi güzel serpiyorum da. Hayır, yapmakta sıkıntı yok. Tamam. Geride bıraktıklarınızda sıkıntı var. Ya biz yaparız, geride bıraktıklarımıza karışmayız. Hayır canım. Asla. Sofra size ait, yemek bize ait. Anlaştık. O zaman bana şöyle yapalım, biz hazırlayalım, siz toplayın. Hayır, biz yaparız. Şimdi ben patates konusunda kendimi çok güveniyorum. Ya işte patates kızartma konusunda Yavuz kendi çok güveniyormuş. Bayağı zor bir konuda kendine güveniyorsun. Evet, çok zor bir konu. Evet. Öncelikle yıkamamız gerekiyor. Bunu nasıl kesiyor biliyor musun? Şöyle yuvarlak kesiyor, elinde tutuyor şöyle havada. Şöyle kesiyor. Kardeşim herkesin bir yumurta işi. Ben tahtada kesiyorum. Tahta mı? Evet. Ateş, su, ben tahta. Elimle kesiyorum. Yani hiç tam. Benim falan kesişimi kimseye tavsiye etmiyorum tabii. Hadi. Bakayım peki. Patateslere bak. Bu hangi parmak ya? Bu nasıl bir şey? Yani daha hızlı doyuruz kanka, o yüzden de. Bir şey söyleyeceğim, çok kötü kesmişsin. Ya onlar... Bunu Murat kesti ya. Hayır, ben dokunmadım bile. Kardeşim benim arkamda olmalı. Bir şey söyleyeceğim, bir 3 tane daha patates çıkartırım ben ondan. Zeynep, şu patatesin boyutuna bak. Kanka çok iddialı olmuşlar. Pişiremezsin. Attı lan. Daha olmadı, dur. Biraz açılması lazım. Bir şey söyleyeceğim, aç kaldık. Aç kaldık ya, çok net. Ya birinci konusunda kendimi ümendim. Tamam, bir şey söyleyelim. Evet, biz de böyle çocuklu anneler oturacağız. Erkekler ben hala düğün modundan çıkamadım bu arada. Ay yorulduk ya. Ben pek oynamadım gerçi. Çok yorulmadım ama. Ne yapıyorsunuz siz? Bak Yağız Alp Özgü'yü yetekliyor. Özgü de mutlu oluyor buna. Özgü Duru Yağız Alp'in yürütecine el koydu. Ne yapıyorsunuz? Ya çok tatlı oynuyorlar. Şey, ay ikiz olduğunu düşünsene. Çocuklarım. Çok zor. Sakin olacaksa olabilir. Yok kız, öyle de olamaz. Ben çok dua etmiştim Yağız Alp öğrendiğimde. İkiz olsun diye mi? Bizim sülalemizde çok var. Babam ikiz. Benim ilk kardeşlerim ikizmiş. Yani bizde yok. Kuzenlerim de hep var. Aa, benim annemin halısının ikiz ama bana olmuyor değil mi? Olur. Olur mu? Allah isterse belki 300, belki 400. Allah isteyene versin diyelim. Bana bir tane yetti.
Anneciğim. Özgür anne nerede? Anneciğim bak. Merhaba. Bak, bak nasıl kameraya alışık bak. Merhaba. Hadi, hadi, hadi. Gel. Özgür'ü. Gel. Bana gel bana. Gel bana gel. 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 Zaten Özgür Duru yemeye çalışıyor bence. Acıktı oldu. Özgür Duru'nun yatağına bakın. Çok güzel ya. Ama bundan mesela bunu bir ay sonra kullanamaz muhtemelen. Hatta Yaz abi şu an kullanamıyordur diye düşünüyorum. Anneciğim sallayalım mı böyle? Ama biz sallayarak uyumuyoruz. Sevdin mi? Şu an kalkmaya çalışıyor. Şu ayaklar ne biliyor? Bu bacak niye açıldı? Aa, şu ayaklar ne? Nasıl rahat mı böyle? Altında yorgan var bir kat daha. Gayet yumuşak. Evet, bayağı yorucu bir gündü. Biliyorsunuz akşam sofrayı hazırladık. Bayağı yorulduk Yavuz'la beraber. Şimdi Türk kahvesi istedi kızlar. Diyormuşum. Yok, o kadar değil. Kahve şimdi izliyorum. İnşallah uyuyacağız. Uyuyacağız. Çok geç oldu zaten. Evet, çok geç oldu. Konuşmam da yavaşladı artık. Bayağı uykum geldi. Gece kahvaltımız çok güzeldi, çok lezzetliydi. Ellerinize hepsini sağlık. Getirdiler. Valla ben de çok yedim. Yarın sabah teyzeme gideriz. Teyzemle kahvaltımızı yaparız. Daha sonra Yavuzların bir dükkanı var, esnaflar. Ayakkabı dükkanları var. Oraya gideriz. Biraz Yavuz, orada vakit geçiririz. Akşam düğün var. Düğünden sonra da İstanbul'a döneceğiz inşallah. Yarının vlogu da gelecek. Hayırlı akşamlar. Şu an uykuda. Gidiyoruz, gidiyoruz. Kapattık hepimizi. Dükkanı kapattık Yavuz. Hayırlı akşamlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.